Selamünaleyküm. Seni seviyoruz. İşin askısın. Bir şeyimiz var. Burada ne vardı? Maydanozumuz vardı. Fasulye, biber falan bitti onlar. Domatesimiz de az kaldı. Kolay gelsin. Başkanım iftar ediyoruz. İşin askısın. Allah razı olsun. Evet. Sen başkanım her hafta getir bunu. Getir. Bu tam geldi başkanım. Tam o. Organik pazar, ekolojik pazarın açılışı ile ilgili Kayseri'deki hemşerilerimiz burayı gün sayıyorlar ne zaman açılacak diye. Hakikaten gerek üretim potansiyeli, imkanları, gerekse vatandaşın tercihi noktasında gayet güzel bir şekilde bir pazar kuruluyor. Memnun edici bir pazar kuruluyor. Tabii ki buradaki pazar normal bir pazar değil veyahut da bir köy pazarı değil veyahut da bir doğal ürünler pazarı değil. Buradaki pazar ekolojik pazar, organik üretimin yapılmış olduğu bir pazar ve buradaki üretim yapan çiftçilerimiz sertifikalı ürün üretiyor. Bir ürün prosesi neticesinde neler yapılması gerektiği belli kuralları olan bir üretim nihayetinde, üretim serüveninin nihayetinde buradaki ürünler ortaya çıkıyor. Patlıcanı, patatesi, kabağı, salatalığı, domatesi, biberi, aklınıza ne geliyorsa bütün ürünler doğal ortamında organik olarak üretilmiş olan ürünler. Tabii ki böyle olunca da biraz bir disiplin altında üretilince de normal üretiminden biraz daha farklıca. İnsanlar da burayı bundan dolayı tercih ediyor. Bizim bu pazarımız 12. yılı, 12 yıldır bu işe hakikaten ciddi manada destek veriyoruz ama bizim destek vermemizden daha önemlisi buradaki üretim yapan insanlar, çiftçilerimiz, organik tarım yapan çiftçilerimiz. Eğer onların üretim için gayretleri, çabaları olmasa bu pazarların olmasının bir anlamı olmaz. İşin bir diğer tarafında da sağ olsun Yeşim Hanım dernek olarak bu işin içerisinde Kayseri'mizde bu işe yoğun bir şekilde destek vermesi. Bizim beklentimiz, talebimiz, desteğimiz daha fazlaca organik tarımın yapılabileceği yeni yeni çiftçilerin oluşması. Hatta bunların genç çiftçilerin oluşması. Aile işletmeleri çünkü bu çiftçilik faaliyeti yapanlar. Daha çok kadınlarımızı görüyoruz burada. Onlar emek veriyorlar sağ olsunlar. Bizim bu ürünlerle birlikte bir de doğal üretimi destekliyoruz. Orada da bizim kadın kooperatifimiz var. Onların hedefinde de daha sonraki aşamada da organik üretime geçmek gibi de hedefleri var. İnsan hayatına değer veren, İnsanın her aşamada yaşamına değer kılan belediyecilik faaliyetleriyle birlikte sağlığına önem veren de bir yaklaşım içerisinde bu pazarların sayısının artırılması ve üretimin kapasitesinin artırılması da ana hedeflerimizden. 12 yıl bir işe istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmek ve marka haline getirmek kolay bir iş değil. Artık bundan sonrasında biraz önce bahsetmiş olduğum bu süreçleri de katarak inşallah şehrimizdeki bu Türkiye'de her vilayette onlarca olan veyahut da birçok vilayette olmayıp da şehrimizde olan bir model olması açısından da son derece kıymetli. Türkiye'de herhalde sayısı onu bulmayan bu şekilde üretim yapılan ve satış yapılan pazarlar var. Bundan dolayı da Kayseri'mizde, Kocaeli'mizde böyle bir pazarın, böyle bir üretim şeklinin olması son derece değerli. Bundan dolayı ben bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize özellikle altını çizerek söylüyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. İnşallah bundan sonrasında daha güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle. Buradaki üreticilerin tamamı Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'nin üyesi. Koca Sinan Erciyes Evler Ekolojik Pazarı Anadolu'da her sene kapılarını kesintisiz açan tek sezonluk organik pazardır. Ankara, İzmir ve İstanbul pazarlarının dışında Anadolu'da bizim dışımızda bu kadar düzenli ve istikrarlı pazarı devam ettirebilen başka bir il pazarı yoktur. O yüzden çok kıymetlidir. Başkanıma da bize vermiş olduğu yıllardır desteği için çok teşekkür ediyorum. Birlikte yürüttüğümüz bir süreç bu. Tek başımıza zaten bunu yürütmemiz mümkün değil. İnşallah bu pazar daha çok uzun yıllar tüketicilere hizmet vermeye devam eder. Ve inşallah başka bir tane daha Kayseri'ye kazandırırız.
Biraz büyük olurdu şuna çekirdeği. Şimdi bu içi pembe çıkar dediğiniz gibi. Tamam. Şimdi üç çeşit ekmek. Ama lezzetli olur ya, tatlı olur. Evet. Hem sulu hem lezzetli. Hoca Sinan önlüğü diye de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aleyküm selam başkanım. Kolay hoş geldiniz. Sağ olasın. Sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İşiniz rast gelsin. Bereket olsun size. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. Her zaman bekleriz. Buyurun gelin. Altyazı M.K.